Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün sizler için harika bir ana yemek tarifim olacak. İzmir köfte yapıyorum. Yapması hem çok kolay, çok pratik, lezzeti de bir o kadar şahane bir yemek tarifi arkadaşlar. Bunun için ilk olarak az yağlı dana kıyması kullanıyorum ben. Sizler de mümkünse az yağlı kıyma tercih edin. Eğer fazla yağlı kullanırsanız köfteler fırında pişerken büyük miktarda küçülecektir. O yüzden bu tarz fırın yemekleri yaparken arkadaşlar az yağlı kullanmanız daha makbuldür. Şimdi kıymalarımın üzerine ben tuzunu ilave ettim. Daha sonra 2 tane büyük boy kuru soğanım vardı. Rendeledim, sularını sıktım. Köfte harcımın içine soğanlarımı da ekledim. Daha sonra baharatlarını ekliyorum arkadaşlar. Videoda da gördüğünüz gibi 1,5 tatlı kaşığı pul biber ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı kimyon ekledim. Yarım demet ince kıyılmış maydanozum vardı. Onu da ilave ediyorum. Bir tane bütün yumurtam var arkadaşlar. Onu da kıyma harcımın içine ilave ediyorum. Şöyle bir miktar yoğurmaya başlayacağım şimdi. Ben köftelerimin içine bayat ekmek kullandım arkadaşlar. Eğer elinizde bayat ekmek yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz. Yaklaşık çeyrek ekmek kadar bir bayat ekmeğim vardı. Elimle onu ufak ufak parçaladım. Köfte harcımı biraz yoğurduktan sonra ekmeklerimi de içine ilave edeceğim. Bu tarz yemekleri yaparken arkadaşlar özellikle köfte kullanacağınız tariflerde köftenizin çok iyi yoğrulmuş olması yapacağınız yemeğin lezzetini ve kalitesini artırır. Bunu da aklınızda tutun. Ekmeklerimiz iyice köfte harcının içinde kaybolana kadar yoğuralım arkadaşlar. Köfte harcımı ben yoğurdum, tamamladım. Şimdi köftelerime şekil vermeye geldi sıra. Önüme bir kasenin içine su aldım. Elimi ara ara suya batırarak köftelerime şekil veriyorum. Burada ölçüsünü istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz köftelerinizin. Evet arkadaşlar, bütün kıyma harcımı bitirdim. 24 tane İzmir köfte çıktı ortaya. Onları borcam tepsime dizdim. Şimdi onların arasına büyük dilimler halinde doğradığım patatesleri koyuyorum. Patatesleri çok ince dilimler halinde yapmayın arkadaşlar. Böyle kalın yaptığınızda da gayet güzel pişiyorlar. Fazla ince yaparsanız patatesler yemeğin içinde hamur gibi kalabilir arkadaşlar. Yani patatesleri biraz kalın doğrayın. Bütün patatesleri dizmeyi bitirdikten sonra arkadaşlar köfte ve patateslerimizi üzerine sos koymadan evvel yaklaşık 20 dakika 200-220 derecelik fırında ön pişirmeye göndereceğiz. Üzerine domates ve biberleri koymadan önce patateslerimizin ve köftelerimizin bir miktar pişmesi gerekiyor çünkü. Patateslerimiz fırında pişerken biz de bu sırada sosunu hazırlayabiliriz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağını kokusu çıkana kadar kavuracağım arkadaşlar. Daha sonra içine yine 2 yemek kaşığına denk gelecek şekilde domates salçam var. Onu da tereyağının üzerine ekleyip birazcık kavurduktan sonra 2 su bardağı da su ilave edip sosumu tamamlayacağım arkadaşlar. Köftelerimi fırından çıkardım ben bu arada. Şimdi üzerine dilediğiniz miktarda biber ve domates dilimleri döşeyebilirsiniz. Ben çok sevdiğim için bol bol koydum domates ve biberlerden. Sosumu da köftelerimin üzerine gezdiriyorum arkadaşlar ve tekrar pişmesi için fırına göndereceğim. Yaklaşık yine 20-25 dakikalık bir süre içinde fırınımızda bekleyecek İzmir köftelerimiz. Bu sırada domates ve biberler de kızarmış olacak arkadaşlar. Daha sonra fırından çıkarabiliriz yemeğimizi. Evet arkadaşlar, ben fırından İzmir köftelerimi aldım. Gerçekten lezzeti de görüntüsü de şahane oldu. Mutlaka sizler de yapın ve tadına bakın. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum.
Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.